Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerin YouTube'da video altında yorumlar kısmında talep ettiğiniz bazı hisselerin güncel teknik durumlarını paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için ve kanalın büyümesi, gelişmesi adına videoyu beğenmenizi ve henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bu anlamda abonelerin talep ettiği hisselere bakıyor olacağım. Bunu da belirtmiş olayım öncelikli olarak. Şimdi arkadaşlar bakacağımız hisseler sağ tarafta gördüğünüz listedeki hisseler alfabetik sırayla Alarko, Anadolu Isuzu, Banvit, Özgeo, Sarkuysan ve Teknosa bunlar yorumlar kısmında talep edilen hisselerdi öncelikli olarak. Bu hisselere bakıyor olacağız güncel durumlarına. Önce Alarko ile başlayıp sonra alfabetik olarak devam edeceğiz. Alarko hissesinde şurada gördüğünüz gibi bir düşen trend içerisinde şu an seyrediyor. Böyle şuradaki tepeyi geçmekte zorlanmış ve buradan bir düşen trend başlatmış. Şu an için bu düşüş trendinde. Peki indikatörler ne diyor? Önce bir indikatörlerin durumuna bakalım. Sonra destek, direnç ve hedefleri etraflıca konuşalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bakın RSI dediğimiz göreceli güç indikatörü böyle bir yükselen eğilimde arkadaşlar. Şu anki kapanışıyla dipten geleni birleştirdiğimizde bir yükselen trend var. Ama buna karşılık hisse fiyatının düşen bir eğilimde olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla RSI indikatörü hissenin bu düşüşünü onaylamıyor. Net bir pozitif uyumsuzluk görüyoruz. Umarım bu pozitif uyumsuzluk çalışır ve hisse yönünü yukarı çevirir. Çünkü RSI bu düşüşü onaylamıyor. Peki diğer indikatörlerde uyumsuzluk var mı? Evet. Histogram uyumsuzluk vermiş. RSI az evvel belirttiğim gibi RSI uyumsuzluk vermiş. Bir de CCI gördüğünüz üzere 3 indikatör birden burada ne demiş? Pozitif uyumsuzluk vermiş ve hissedeki bu düşüşü onaylamamış. Hissenin buna tepkisi bugün için bir doji mumu görüyoruz arkadaşlar. Genellikle bu tarz doji gövdesiz mumlar trend dönüşleri anlamında önemlidir. Burada doji yaptıktan sonra bir yukarı atak, burada doji yukarı atak gibi diplerde gelen bu tarz mesela şurada bir doji var yukarı gidiyor. Tabi tepelerdeki dojiler de mesela burada da tepede yapmış doji aşağı inmiş gibi her zaman çalışmamakla beraber çoğunlukla çalışıyor ve güzel fikirler veriyor bizlere. Peki bizim şu indikatörlere göre bakalım ne durumda? Yani Faitero ile Hulusuit'in durumu bize konum anlamında bir fikir veriyordu. Neydi o? Ortadaki Hulusuit üst banttan uzak olmalı. Mümkünse alt banda yakın olmalı. Evet şu an ortalarda duruyor Hulusuit çizgisi. Ve hisse de şu an Faitero alt bandına batırmış ve doji yapmış. Buradan dönüp şöyle 101'lere kadar gitmesini bekleriz. Buralarda oyalanıp sonra yukarı gidebilir. Şimdi burada Hulusuit henüz pozitife geçmemiş ancak pozitife geçmesi için koşullar oluşmuş durumda. Bakalım diğer indikatörler ne diyor? Şöyle bir ortalamalara ve Ichimoku indikatörüne bakalım. Ya da bundan önce MACD bakalım. MACD'de bir gelişim var mı? MACD hala negatifte gördüğünüz gibi. Ortalamalarda baktığımızda hisse şu an ortalamasına uzaklaşmış. Buradan yukarı yönlü bir tepki vermesini bekleriz. Yine 101'ler ilk hedef olur. Bunun yukarısına doğru da dirençleri zorlamasını bekleriz. Squeeze momentum bakalım arkadaşlar. Momentum ve para akışı bu da önemli göstergeler. Para akışı zayıf arkadaşlar. Momentum da hala satta açıkçası. Şu an için hissede henüz al sinyali gelmiş değil fakat pozitif uyumsuzluklar var. Yani hissenin düşüşünü onaylamıyor indikatörler ama henüz ala da geçmiş değiller. Şimdi bu hissede arkadaşlar geçmişteki şu zirve tam buradaki tepe zirvesini bir türlü kalıcı olarak kıramadı. Yani evet üzerine attı ama kalıcı olamadı gördüğünüz gibi. Şurada bir kırmaya çalışmış 3 mumla.
buradaki direncine. İlk oluşan direnç burası. Bakın burada 3 mum 3 kez test etmiş, kıramamış. Aşağı inmiş, üçlü dip yapmış, yine dönmüş. Güçlü bir mumla da kırmış ama yine kalıcı olamamış. Burada da bir boğa tuzağı olarak kalmış. Devamında da aşağı salmış durumda hissemiz. Yani bu hisse eğer 136,5 lira üzerinde kalıcılık sağlarsa o zaman yukarı yönlü şuradaki gibi büyük ralliler çıkarır. Ama şu an için bu zirve bizim için hedef konumunda arkadaşlar. Direnç konumunda 136 lira direnç hedef yani. Önce bir oraya gelmeli ki yeni hedefler konuşabilelim. Peki desteğimiz ne olacak? Açıkçası kısa stop loss anlamında destek olarak 96,5'u takip etmek faydalı olacaktır. Çünkü daha önce buradan dönüş yapmış. Hani buraya doğru da şöyle yukarı yönlü bir trend çıkarabilir. Bu siyah çizgi 96,5 lira. Onun altında da eski bir direnç olan 91 lira bir sonraki destek olur. Sonrası da daha alt destekler elbette ki aranır. Fakat bizim için burada amaç stop loss maliyetini minimumda tutmak. Bu manada da siyah çizgi bizim için stop loss seviyesi. Bunun altında 91 ve 84 lira sıralı destekler var. Fakat bu da ekstra zaman kaybına yol açar. Yani geçmişte bakın bu bölgelere kadar düşmüş. Buralara kadar düşebilir ama bu ekstra zaman ve maliyet derinleşmesi olduğu için biz destek seviyesi yani stop loss seviyesi olarak nereye kabul edeceğiz? Siyah çizgiyi kabul ediyor olacağız. Bu da üstteki mavi çizgide gördüğü en sonki tarihi zirve hissede. Şimdi şöyle bir düşen trend çizebiliriz arkadaşlar. Buradan düşmüş hisse. Burada kırmızı düşen ile yatay siyah çizgi arasındaki şu üçgeni takip edeceğiz. Üçgende iyi bir sıkışma var. Yani siyah destekten dönüp kırmızı düşeni kırması mümkün ve dar bir alan. Şöyle ara dirençlerimizi de ekleyelim. Ara hedefleri ve toparlayalım arkadaşlar. Şimdi Alarko Holding'de yatay desteğimiz daha önce de direnç ve destek olarak çalışmış bir seviye. Bakın burada direnç, şurada direnç, şurada da destek olarak çalışmış bir çizgi bu siyah çizgi. Dolayısıyla 96,5 lira desteğimiz, bunun altı stop loss çünkü mor çizgiler 91 ve 84'e inme riski doğar. Ama 96,5 liralık siyah çizgi üzerinde durduğu sürece yani 96,5'un altında günlük kapanış yapmadığı sürece hedef 101,5 liralık kırmızı düşen az evvel bunu ortalamalarla da gösterdim. İlk direnç burası. Bu kırmızı düşende yukarı kırarsa arkadaşlar sıralı hedefler 125, 136 ve 145 lira olur. Yani şuradakine benzer bir çanak oluşturmasını bekleriz. Bakın geçmişte şöyle çanak oluşturmuş. Yine benzer şekilde bu sefer şuradaki tepeden bir çanak oluşumuna gitmesini bekleriz. Değerli dostlar şöyle bu sefer mavi bir çanak yapması beklenebilir. Şuradaki gibi ve şu an dip bölgede ikili dip görüntüsü söz konusu. Evet Alarko'da durum bu şekilde değerli dostlar. 96,5 yatay siyah destek, 101,5 direnç, üstteki yatay mavi çizgiler 125, 136 ve 145'ler de orta uzun vadeli formasyon hedefleri olur siyah çizgi üzerinde kaldığı sürece. Gerek Alarko'da gerekse diğer hisselerde daha sık güncel videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi Anadolu Isuzu hissesine bakacağız. Şimdi burada da önce bir göreceli güç ve uyumsuzluklara bakalım. Şimdi hissede arkadaşlar göreceli güç indikatörüne baktığımızda RSI dip kazıyor. Yani muazzam bir düşüş var. 23'e düşmüş RSI ki böyle hisseler için nadir görülür. Geçmişte de evet Aralık 2023'te de RSI
buralara inmiş 27'lere ama buradan sert bir tepki alıp yukarı trend başlatmış. Şu an yine bu dip bölgelerde, umarım bu dip kazıma işi fazla sürmez. Bakın geçmişte de buralardan sonra hep yukarı yönlü. Burada bir dip, sonra yukarı atak. Şurada bir sert düşüş, sonra yukarı. Şu an RSI inanılmaz dip seviyelerde. Peki herhangi bir uyumsuzluk var mı? Bir uyumsuzluklar indikatörüne bakalım. Şu bölgede aslında birçok indikatör uyumsuzluk vermiş fakat hisse bana mısın dememiş. Çünkü RSI gerçekten aşırı satış bölgesine ve ortalamasının altında. Burada momentum, OBV, MACD ve para akışı hepsi pozitif uyumsuzluk vermiş fakat RSI'de böyle bir durum henüz yok. Aşağı yönlü düşüşünü devam ettiriyor. Kısmen bir yatay görüntü olsa da tam anlamıyla henüz RSI oturmamış. Yani şu turuncu ortalamasını yukarı kesmesi lazım ki bir yükselen bir trend oluşabilsin. Peki bu aşırı satışa karşı diğer göstergeler ne diyor? Şöyle ortalamalara bir göz atalım arkadaşlar. Bu önemli. Bir de para akış indikatörüne bakalım. Şimdi para akışına baktığımızda evet bu da gerçekten dip bölgelere gelmiş. 24 seviyeleri yani aşırı satış bölgesi. Biliyorsunuz aşırı alım bölgeleri kar satışı yeridir. Aşırı satışın olduğu yerler de tepki alım bölgesidir. Yani alıcıların girdiği yerdir. Herkesin bıktığı, isyan ettiği noktalarda da yavaş yavaş ne olur? Alıcılar girer dip bölgelerde. Peki burada dibi gördük mü görmedik mi nasıl anlayabiliriz? Şöyle bir yorumda bulunabiliriz açıkçası. Çünkü dibin her zaman dibi vardır. Bu bir gerçek. Ama biz destek seviyelerine göre konuşacağız. Stop loss seviyeleri belirleyerek ilerleyeceğiz. Şuradan şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hisse fiyatı ortalamadan çok uzaklaşmış. Özellikle bakın burada 20 günlük ortalamayla bakın şu 20 günlük orada ciddi bir boşluk oluşmuş. Hissenin en azından bu ortalamasına doğru tepki vermesi beklenir. Diğer bir sistemle de arkadaşlar bizim şey dedik para akışı da dip bölgelerde. Peki tepki zamanı geldi mi hissede dönüş olur mu? Bu arayıştayız. Bunu da bizim Hootsuite Fytero konumlarına göre bakacağız. Şimdi şu bölgede düşüşün sert olmasının nedeni gördüğünüz gibi Fytero ve Hootsuite'in birbiriyle örtüşmesi. Bu ciddi satış baskısı. Mesela şurada da birbiriyle örtüş, alt yeşillerin örtüşmesi ya da yükseliş. Şimdi buradaki bölgede arkadaşlar ciddi baskı yemiş. Burada hisse daha yeni yeni Fytero ve Hootsuite. Şu orta çizgiyle üstteki kırmızı çizgi daha yeni yeni açılmaya başlamış. Ama şu olumlu bir görüntü olabilir. Hisse buralarda biraz yatay seyrederse, biraz sakinleşirse şu düşüş ne olur? Burada bir yerde Hootsuite'i kendine çeker orta çizgiyi ve bu orta çizgi üst kırmızıdan ziyade alt yeşile yaklaşmış olur ve hisse yukarı yönlü harekete başlar. Ama şu an için burasına baktığımızda yani şu mesafe arkadaşlar şuradaki mesafeden daha kısa. Yani bunun üstteki okun daha uzun, alttakinin daha kısa olması gerekiyor ki dönüş vakti geldi diyebilelim. Kısacası şu an hissede baskı sürüyor. Peki desteklerimiz neler olabilir? Nereden dönüş olabilir? Ya da nereyi stop loss kabul edebiliriz diye baktığımızda ise hissede şöyle yatay siyah çizgi eklediğim bölge aslında ciddi bir destek bölgesi olarak görünüyor. Çünkü daha önce arkadaşlar bakın burada iki kez destek olarak çalışmış yan yana. Şu bölgede çok kez direnç olarak burada yine direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Burada bakın destek olarak bu yatay siyah çizgi çalışmış. 68 lira 25 kuruş bu hissede destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bunun altı stop loss çünkü altta mor çizgi arkadaşlar görünür. 60 lira ve daha aşağılar gündeme gelir. Hatta 56 liralar. Bu mor çizgilere kadar düşüşleri göze almamak için 68 lira 25 kuruştaki bu yatay desteği dönüş bölgesi olarak takip etmekte fayda var. Diğer taraftan zaten bakın hisse burada üstteki zirve direncine gidip oradan satış yemişti.
Yani şunu demek istiyorum. Fi tarihinde şurada bir direnç görmüş. Ne zaman? Ağustos 2022'de. Dönmüş, gelmiş, çanakları yapa yapa gelip aynı yerden yine satış yemiş. Yani aynı yerden sat tuşuna basmışlar büyükler. Oradan yine malı yıkmışlar. Peki burada bu yatay mavi çizgi, yani iki kez gördüğü çizgi bizim için zirve direnci. Şu olabilir, buradaki büyük çanağı şuradaki siyah çizgiden dönüp bir kulp yapabilir mi? Yapabilir. Ama biz yine de her ihtimale karşı 68 lira 25 kuruşluk bu yatay siyah çizgiyi destek olarak kabul edeceğiz. Bu çizginin üzerinde olduğu sürece devam, altına inerse stop loss olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Teknik olarak önemli bir destek seviyesi. Diğer bir taraftan tepeden gelen şu düşen trendi de grafiğimize ekledik. Kırmızı bir düşen trend. Hissenin son zamanlarda zaten bu kırmızı çizgiden de epey uzaklaştığını görüyoruz. Geçmişte uzaklaşmış, tekrar yaklaşmış, şimdi yine uzaklaşmış, yine yaklaşmasını bekleyebiliriz bu manada. Ve şimdi toparlayacak olursak Anadolu Isuzu'da arkadaşlar, hissede dediğim gibi Hulsuit Fighter Row açılmaya başlamış. Buradan yavaş yavaş hisse biraz yataya takılarak, hani biraz sakinleşerek siyah çizgi üzerinde tutunursa güzel olur ve artık bir toparlanma meydana gelir. 68 lira 25 kuruşun altına inerse stop loss olmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü 60 liraya kadar inme durumu oluşur. Hatta 55'lerde gündeme gelir demiştik. Bu bölge biraz daha ekstra zaman kaybına ve maliyet derinleşmesine neden olur. Burada tahammül derecesiyle alakalı bir şey. Fakat biz burada yatay siyah çizgiye dikkati çekelim. 68 lira 25 kuruş altı stop loss. Ama üstünde olduğu sürece hedef 77 lira kırmızı düşen çizgi. Kırmızı düşen ile siyah çizgi arasındaki bu üçgeni yukarı kırması halinde ise sıralı hedefler üstteki yatay mavi çizgiler olacaktır. 99 lira ve 126 lira orta uzun vadeli hedefler olur. Isuzu da hızlı bir şekilde zaten 126'dan 69'lara kadar düşmüş. Umarım burası artık dip bölgedir ve toparlanmaya geçer. Şimdi Banvit hissesine bakacağız. Banvit'te çok soruluyor. Banvit'te yakın zamanda da analizlemiştik arkadaşlar. Biraz daha kısa orta vadeli bir perspektifle. Öncelikle bir göstergelere bakalım. Sonra da destek, direnç ve hedefleri konuşalım. Öncelikle hissede şöyle RSI'nin çok ısındığını şu bölgede bakın, siyah 79-80'leri görmüş RSI ve turuncu ortalamasından çok uzaklaşmış. Şu an ne yapıyor? RSI'yi soğutuyor arkadaşlar. Kendi ortalamasına doğru inmeye çalışıyor. Diğer bir taraftan da Banvit'te şöyle bir uyumsuzluk gözlemliyoruz. Çok net görünmüyor belki fakat şöyle gördüğünüz gibi RSI düşen tepeler yaparken hisse yükselen tepelere devam etmiş. Peki diğer indikatörler ne diyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bugünkü mumla birlikte hem MACD hem de CMF indikatörleri negatif uyumsuzluklar vermiş. Tabi rallilerde negatif uyumsuzluklar her zaman çalışmıyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Sadece bize fikir veriyor dikkatli olmamız adına. Şimdi bizim bir indikatör kombinasyonumuz vardı. Şöyle Hulsuit ile Fighter'a bir bakalım. Onlar bize ne diyecek? Evet, burada da görüyorsunuz hisse rallide arkadaşlar. Şu an Fightero üst bandına batırmış durumda. Bunun verdiği bir soğuma var. Zaten RSI'yi de dediğim gibi 80'lere vurmuştu dün. Şu an hissede geri çekilmeler olabilir. Birazdan destek seviyelerini de konuşacağız zaten. Yani 369-370'lere kadar geri çekilmeler olabilir. Buna göre pozisyon gözden geçirmekte fayda var. Çünkü altta Hulsuit dediğimiz orta indikatör de 350 civarına denk geliyor. 347-354
alt ve üst çizgilerine denk geliyor. Bu manada iz süren stopla hisseyi takip etmekte fayda var. Peki nedir bu iz süren? Onu da şöyle söyleyeyim sizlere. Öncelikle bir önceki bandwidth analizinde dikkat çektiğim bir trendimiz vardı değerli dostlar. Ne demiştik? Şöyle güzel bir yükselen kanal var. Bu sarı kanalın içinde olduğu sürece devam demiştik. Analizlerimizi yakından takip eden arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Şu bölgelerde analizledik. Buradan kanal tepesi hedef demiştik. Fakat şu an itibariyle de hatta burada gap'li falan gitti tabii. Dikkat etmek de gerekir. Ne demiştik? Kanal desteği şuralardaydı. O zaman 276'lardaydı. Tabii işin rengi değişti. Şimdi hisse yukarı gitti. Kanal desteğimiz de yukarı gitmiş oldu. Şimdi zamansallığın da etkisiyle tabii. Şimdi değerli dostlar, sarı yükselen kanalımızın desteği 309 lira, çok aşağıda kalıyor. Kanal tepesi hedefi de 545 lira. Yani yukarıda hala önü açık arkadaşlar. Peki ne yapmalıyız? Tamam mı? Devam mı? Soru böyle. Cevap da şu arkadaşlar. Devamsa da şartlı devam. Şöyle bakın, bu bölgede gördüğü ikili tepe var. 372 lira stop loss seviyesi. Hatta tam sıfırlayayım şunu. Net rakam olsun. Evet, 371 lira iki kez direnç olarak çalışmış bu mavi çizgiyi. Zaten üçüncüde de direnç olmuş. Bakın ters çekiş yapmış, sonra bir hamleyle üstüne atabilmiş. Dolayısıyla bandwidth'te güçlü yatay desteğimiz 371 lira. Bunun altı stop loss, çünkü 309 lira sarı kanal desteğine kadar inme riski doğar. Ancak mavi çizgi üzerinde olduğu sürece de, yani 371'in üzerinde günlük kapanış yaptığı sürece de bu hissede hedef 545 lira kanal tepesi değerli dostlar. Bu kanalı ve yatay mavi çizgiyi takip edebilirsiniz trendden kopmamak için. Mavi çizgi üstünde olduğu sürece hedef 545, mavi çizginin altına inerse de hedef 309 lira kanal dibi olur güncel değerle. Gerek bandwidth gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel videoların bu şekilde gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Kanala destekleriniz, beğeni ve yorumlarla destek olmanız, abone değilseniz abone olmanız çok kıymetli. Ve ÖzGYO'ya bakacağız. Bu hissede yorumlar kısmında talep edilmişti. Güncel durumu merak edilen hisselerden biri. Şimdi bu hissede de son 2-3 gündür güzel hareketler görüyoruz. Bugün de %5.8 yapmış. Peki bunda sistemimiz ne diyor? Şunu diyor arkadaşlar. Burada bakın, Faitero üst bandına batırmış. Dikkatli olun diyor. Şöyle söyleyeyim, hatta suyu kapatayım. Yani şu bandın, tabii bu bandı repaint yapıyor. Onu söyleyeyim hani arkadaşlar. Çok da mükemmel bir band değil ama fikir veriyor. Genellikle bu bandın üst kısımlarına batırınca satış geliyor. Alt bölgelere gelince de yukarı gidiyor. Diğer taraftan Hootsuite ile birlikte şu anda da gördüğünüz gibi üst bandın dışına taşmış. Dikkatli ol diyor. Hootsuite'e baktığımızda ise diğer taraftan Hootsuite'in uç kısmının yeşillendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da bir hissede olumlu görüntü. Şurada gördüğünüz gibi uç kısmı yeşile dönüşmüş. Bu da olumlu bir görüntü. İşte her ikisini birlikte değerlendireceğiz. Destek, direnç, stop loss seviyelerini konuşacağız. Peki diğer göstergeler ne diyor? Bir RSI'ne bakalım arkadaşlar. Göreceli güç indikatörü ve uyumsuzluklara bir bakalım. Uyumsuzluk var mı yok mu? Şimdi öncelikle RSI'ye baktığımızda RSI çok güçlü, çok hızlı gidiyor ve hatta bakın pozitif uyumsuzluk veriyor. Şu anki tepe bir önceki tepeden yüksekti ama bu tepeler eşit. Yani RSI çok güçlü. Tek sıkıntı şu, turuncu ortalamasından çok uzaklaşmış. Yani buradan bir geri çekilme, bir dinlenme isteği doğabilir. Bakın çok fazla turuncu ortalamadan uzaklaşınca ne yapıyor? Hisse geri çekilebiliyor. Mesela burada da öyle hızlı gitmiş, sonra ne yapmış? Geri çekilmiş.
Bu kesinlikle geri çekilecek demiyorum. Ancak dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Ya da kısa vadeli trade edenler kar al yapıp değerlendirebilir. Ama ya da ikinci ihtimal iş süren stop, yani stopu yukarı taşıyarak yukarı yönlü devam edebilir. Nasıl? Bakın burada zaten bir destek var. Bunun üstü devam 6 stop gibi düşünülerek takibe devam edilebilir bu hissede. 5 lira 94 kuruş. Neden bu seviyeyi söyledik? Çünkü bakın burada direnç, burada direnç, şurada yine direnç. Bakın çok defa direnç olarak çalışmış bir çizgi. Şurada da öyle. Dolayısıyla bu kadar direnç olarak çalışmış bir çizgiyi biz artık nasıl kabul ederiz? Destek olarak kabul ederiz haliyle. Mavi çizgiler de arkadaşlar hedeflerimiz. Siyah çizgi destek, maviler hedef. Şu alttaki mor çizgi de stop loss sonrası bir dip seviye arkadaşlar. Bu da zor bir kanal. Buraya bir daha düşerse zaman kaybettirir, yataya sarabilir. Hızını almışken üstteki mavi çizgilere doğru hareketlenebilir. Bu anlamda trendden kopmamak için siyah çizgi, yani 5 lira 94 kuruş altı stop loss ama üstünde olduğu sürece devam. Hissede şu an herhangi bir negatif uyumsuzluk oluşmuş değil. Öz Geo hissesinde. Peki para akışı nasıl, bir ona da bakalım arkadaşlar. Evet, para akışı da gayet sıcak duruyor. 78'lere gelmiş. Yani biraz daha yukarı gittiğinde dikkat etmek gerekir. Satışlar gelebilir arkadaşlar. Şuralarda olduğu gibi satış bölgelerine yaklaşmış ama henüz yönünü aşağı çevirmemiş. Dolayısıyla burada yapılacak en mantıklı iş nedir arkadaşlar? Stop seviyesi belirlemek ve gittiği yere kadar takip etmek. Toparlayacak olursak Özgeo hissesinde 5 lira 94 kuruş yatay destek seviyemiz. Bunun altı stop loss, çünkü 5 lira 16 kuruşa kadar düşme riski var. Ama 5 lira 94 kuruş üzerinde olduğu sürece de sıralı hedefler 6 lira 75 kuruş ve 7 lira 42 kuruş olur değerli dostlar. 7 lira 45 kuruş hatta üstteki hedefler Özgeo hissesinde. Zaten şuradan baktığınızda da hisse ne yapmış? Düşeni kırmış arkadaşlar. Evet, genel olarak pozitif bir görünümü var. Bu siyah çizgi üstünde olduğu sürece takibe devam edilebilir. Evet, gerek Özgeo gerekse diğer hisselerde daha sık güncel durumların paylaşılması için kanala abone değilseniz abone olmanızı ve videoları beğeni ve yorumlarla desteklemenizi rica ederim. Ve geldik Sarkuysan'a. Bu da yorumlar kısmında abonelerimizin talep ettiği hisselerden biriydi. Bakalım bu hissenin durumu nedir? Bunda bakıyoruz arkadaşlar. Bakın net bir pozitif uyumsuzluk görüyoruz. Para akış indikatörü yukarı gidiyor. Hisse aşağı iniyor. Artık çizmeye bile gerek yok. Bakın yukarı gidiyor, bu aşağı iniyor. Yani RSI bu düşüşü onaylamıyor. Şu bölgedeki düşüşü, şuradaki hareketi onaylamıyor. Peki diğer indikatörler ne diyor? Hepsine etraflıca bakacağız değerli dostlar. Yani uyumsuzluk indikatörü ne diyor? Göreceli güç ve diğer stratejilerimiz. Evet, bakın burada henüz uyumsuzluklar yansımamış buraya, ancak hissede gerçekten yoğun bir düşüş var. RSI dip bölgelerde, bunda da artık yavaş yavaş yataya sarma var. Buna rağmen hisse düşüyor arkadaşlar. Peki nerelere kadar düşebilir? Düşüş bitti mi? Bir Bull Suit Fightero kombinasyonuyla bakalım ayrılmış mı? Şimdi burada bakın yavaş yavaş ayrılıyor. Burada orta çizgi üstteki kırmızıdan ayrılmaya başlamış ama henüz tam kıvama gelmemiş. Fakat bir olumlu görüntü şu ki, az evvel başka bir hissede de belirttim. Asuzu'da falan. Şuradaki Hull Suit ile hisse birbirinden çok uzaklaşmış. Bu Hull Suit mıknatıs gibi hisseyi kendine çeker. Bakın buralarda çok uzaklaşmış, kendine çekmiş. Burada uzaklaşmış, çekmiş.
Burada da aşağı yönlü çok uzaklaşınca kendine çekmiş. Şimdi burada hissenin bir süre yatay takılarak bu Wolfsuit orta çizgisini beklemesini bekleyebiliriz. Yani o hissenin Wolfsuit ile kavuşmasını bekleyebiliriz. Tabii bu hissede dip neresi, destek neresi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar öncelikle. Sarkuysan'da geçmişten gelen şöyle bir zirve direnci var. Bakın şuradaki direnç bölgesi çok kez direnç ve destek olarak çalışmış görünüyor. Bakalım. Şuradaki tepeyi gördükten sonra inip çanak yapmış ve bunun üzerinde bir türlü kalıcılık sağlayamamış şuralarda bakın. Şu direnci gelip bakın burada geçmeye çalışmış kalıcı olamamış. Burada geçmeye çalışmış kalıcı olamamış. Burada geçmiş sonra bakın onay almış buradan rally çıkarmış. Sonra yine burası bu sefer ihlal destek bölgesi olmuş. Burada bu sefer hareketini sürdürmüş. Yani aslında hisse artık konsolidasyon bölgesine gelmiş görünüyor. Yani dikdörtgen içinde göstereyim şöyle. Şu bölgeler bu hissenin artık dip tepe bölgesi. Alttan gelirken direnç çalışmış, üstten inerken de destek olarak çalışmış ve şimdi aynı dikdörtgen bölgesine gelmiş sayılıyor hissemiz. Dolayısıyla biz yatay destek seviyeleri olarak buradaki siyah ve mor çizgileri takip ediyor olacağız. 22 lira ve 22 lira 80 kuruş ve 20 lira 92 kuruş seviyeleri. Zirve seviyemiz de belli arkadaşlar üstteki mavi çizgi. Peki düşen trend ne durumda? Bakalım. Şöyle bir düşen trend var kısa orta vadeli. Şu an bakın bu kırmızı çizgiye yakın bir şekilde böyle aşağı iniyor. Evet. Ara ara internette aksamalar olabiliyor arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Şimdi burada kırmızı düşen trend dediğimizde güncel değerle kaça denk geliyor? 24 lira 30 kuruşa denk geliyor. Yani şu kırmızı düşeni kırarsa kırmızı düşen yerini yükselen bir trende bırakacak ve hisse 32'lere ve sonra da 40'lara gidecek tabii. Biz destek ve dirençleri toparlayacak olursak Sarkuysan hissesinde yatay desteğimiz 22 lira 80 kuruşluk siyah çizgi, başta da belirttiğim gibi şu bölge. Ancak bu 22 lira 80 kuruşluk siyah çizgi aşağı ihlal ederse şu siyah ve mor çizgi arasında bakın ara ara buraları ihlaller yapmış ya da yukarı yönlü ihlaller yapmış. 20 lira 92 kuruş da bir sonraki destek seviyesi olur. Siyah çizgi üzerinde olduğu sürece de hedef kırmızı düşeni kırmak. Kırmızı düşen direncimiz de güncel değerle 24 lira 30 kuruş. Bu kırmızı düşeni kırması halinde de sıralı hedefler 32 lira ve 40 lira orta uzun vadeli hedefleri olacaktır. Sarkuysan'da bu majör düşüş sonrası geldiği destek bölgeleri, direnç ve hedefler bu şekilde. Gerek Sarkuysan'da ve diğer hisselerde daha sık güncel durumları için de arkadaşlar ara ara kanalda YouTube videolarımın altında talep ederseniz YouTube kanalımda öncelikli olarak sizlerin yazdığı hisselere bakmaya çalışacağım ve sizlerden de ricam eğer henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu kanalın büyümesi ve daha fazla insanın istifade edebilmesi için de abone olmanız çok önemli. Aşağıda abone ol butonundan kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca videolara beğeni atarsanız iyi olur.
Şimdi Teknosa hissesine geçiyoruz. Bu da yorumlarda talep edilen hisselerden biriydi. Teknosa'da arkadaşlar gördü, bu zirve sonrası bir düşüşe geçti. Şöyle bakın, bir düşen trend var. Birazdan konuşacağız trend, destek, direnç, hedefleri. Önce bir göstergelere bakalım ne diyorlar. Şöyle bir önce Hootsuite'e bakalım. Hootsuite'de evet kesişim gelmek üzere arkadaşlar. 29.84, 29.78. Yani bu orta çizgi ucu şu şekil yeşile dönmeye çok yakın duruyor. Bakın buralarda yeşile dönünce hisse yukarı yönlü kopuyor. Şuralarda yine yeşile dönünce umarım yarın yeşile döner ve hisse yukarı yönlü hareketini sürdürür diyelim. Peki Faitero ile nasıl duruyor? Bugünkü düşüşün sebebi neydi? Bugünkü düşüşün sebebi bakın gördüğünüz gibi Faitero, yani üstteki banda batırmış. Hatta şöyle Hootsuite'i gizleyeyim daha net dursun. Bakın bu bandın tepesine batırınca satış geliyor. Daha önce buraya batırmış düşmüş. Bakın hatta burada taşmış düşmüş. Burada batırmış düşmüş. Bununla ilgili de zaten bir video atmıştım. Eski videolarda var arkadaşlar kanalda. Faitero Hootsuite kombinasyonu. Tabi bu Faitero bandı evet repaint yapan bir indikatör maalesef ama bu konuda fikir veriyor, iş görüyor. Özellikle Hootsuite ile beraber kombinasyon şeklinde kullanıldığında. Toparlayacak olursak burada Hootsuite'in Faitero alt bandına epey yaklaştığını, yeşile geçmek üzere olduğunu, burada da evet bu taşması iyi olmadı, satış getirdi hissede ama önümüzdeki günlerde bu Hootsuite yeşile dönerse bandı yukarı yönlü açmaya başlar arkadaşlar. Açılmaz bir band değil, repaint yapan bir band dediğim gibi. Peki diğer göstergeler ne diyor? Şöyle bir göreceli güç ve uyumsuzluklara bakalım. Evet, RSI güzel pozitif tarafa atmış kendini. Hatta burada ortalamasından biraz uzaklaştığı için dünkü mum. Bugün satış yiyerek zaten Faitero'ya da batırmıştı. Ne yaptı? RSI biraz geri çekildi ve turuncu ortalamasını bekledi. Bu da daha sağlıklı bir yükseliş için olması gereken bir durum. Şimdi şu an RSI pozitif tarafta sayılır. Tam 49-68'lerde falan. Hem ortalamasının üzerinde. Peki uyumsuzluk var mı diye baktığımızda buralarda herhangi bir uyumsuzluk yok. Yalnız RSI'de bir pozitif trend var diyebiliriz. Bakın şöyle bir görüntü var. Buna karşın hisse düşmüş. Belki de dünkü şu büyük mum da bu uyumsuzluğun çalışması idi. Evet, şimdi Teknosa hissesinde arkadaşlar şunu görüyoruz. Hisse bir zirve görmüş. Bakın tam şu tepede. Ve bu tepede gördüğü zirve sonrası böyle bir düşen süreç yaşadı. Ve bakın hepsi birbirini teyit ediyor arkadaşlar. Demin Faitero'nu ya batırdı dediğim yer aslında kırmızı düşen çizgisi. Yani biz indikatörlerle çizgileri birbirle teyitleştirmiş oluyoruz. Bakın. Ve böylece daha sağlıklı mümkün olduğunca, tabii hiçbir mükemmel strateji yoktur ancak daha ideal, daha anlamlı stratejilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın burada Faitero'ya batırdığı yer tepe. Burada yine Faitero üstüne çıktığı yer direnç oluşturmuş bu iki nokta. Ne tesadüftür ki bugün yine geldi aynı yerde, hem Faitero üst bandına batırdı hem de kırmızı çizgiye değdi. Bu bir tesadüf değil. Tabii bu bir teknik analiz hafızası. Hisse unutmuyor arkadaşlar. Bakın aynı yerlerden, mavi okla çizdiğim yerlerden satış yemiş. Peki şuradan bu hisse kırmızı düşen dedik. Desteğimiz ne olacak? Direnç yani kaça denk geliyor? Hepsini konuşalım ve toparlayalım kıymetli dostlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu siyah çizgi attım bir tane. Bu siyah çizgi önemli olacak bizim için. Neden? Çünkü bakın geçmişte, bakın burada destek olarak çalışmış şu bölgede. Şu bölgede yine destek olarak çalışmış. Şurada direnç olarak çalışmış bir çizgi, siyah çizgi arkadaşlar. Bu önemli. Ve son günlerde de yine aynı bölgeden ne yapmış arkadaşlar? Destek alarak yukarı yönlü dönmüş.
Şimdi burada kırmızı düşen çizgi zaten 31 lira şu bölgeden düşüş yaşamış. 34 liradan dönmüş. 34 lira bizim kırmızı düşen trend çizgimiz olmaya devam edecek. Dolayısıyla stop loss seviyemiz bu hissede 29 lira 2 kuruş olacak kıymetli dostlar. Siyah yatay çizgi destek seviyemiz olacak 29 lira 2 kuruş. Bunun altı stop loss çünkü aşağısı arkadaşlar 23 liralara kadar düşebilir. Bakın şuradaki bölgelere kadar inebilir. Bunun için ne yapacağız? 29 lira yatay destek seviyesi. Evet, bağlantı ara ara gidiyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle şurada 29 lira 2 kuruş, yani şu siyah çizgi 29 lira diyelim. Bu hisse 29 lira üzerinde günlük kapanış yaptığı sürece sıkıntı yok. 29 liranın altında günlük kapanış yaparsa gün sonu kapanış stop loss olunabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 23 liralar gündeme gelir. Bu da ekstra zaman kaybı yaşatır, maliyet derinleştirir. Bu kırmızı düşen de dediğim gibi arkadaşlar şurada güncel değerle 34 lira. Yani belki ara bir direnç olarak şöyle mavi çizgiyi şuraya da kopyalayalım. Resim bu şekilde Teknosa'da. Yatay desteğimiz 29 lira. Kırmızı düşen direnci 34 lira. Kırmızı düşen ile yatay siyah çizgi arasındaki bu üçgeni yukarı kırması halinde ise sıralı hedefler 44 lira ve 55 lira orta uzun vadeli hedefleri olur. Ve bu şekil bir çanak oluşumuna gitmesi muhtemel hale gelir değerli dostlar. Teknosa hissesinde durum bu şekilde. Gerek Teknosa'da gerekse diğer hisselerde daha sık güncel videoların gelmesi için kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.